Merhabalar. Bugünkü videomuzda delta içi may panelleri programlamaya yarayan Dopsolve programının nereden indireceğimizi, kurulumunu ve yeni proje açmayı göstereceğim. Google'a Delta Türkiye yazdığımızda çıkan ilk sayfaya giriyoruz. Burada yine sağda indirme merkezi yazan kısma tıkladığımızda Download Center açılıyor. Buradan Keywords yazan kısma Dop yazıyorum ve aratıyorum. Şuradaki Dopsoft 4.0 yazan dosyayı buradan indiriyorum. Ben daha önceden indirip kurduğum için tekrar kurmuyorum. Şimdi kurulum yaptıktan sonra bu şekilde masa üstümüze program gelecek zaten. Programı açıyoruz. Delta HMI ekranları programlamak için gereken uygulama Dopsoft'tur. Dopsoft'u indirdik arkadaşlar şimdi. Karşımıza böyle bir pencere çıktı programı açtıktan sonra. Buradan yeni bir proje oluşturacağız. Yeni dosya diyoruz. Burada kullanacağımız HMI paneli seçeceğiz. Bu eğitim serisinde ben DOP 103 VQ'yu kullanacağım. Siz farklı panellerde olabilir elinizde. Onu da seçebilirsiniz. DOP 103 VQ dediğim 4.3 inç bir ekrana sahip. Çözünürlüğü 480x272 olan bir tane HMI ekranımızın Delta markasının 100 serisi zaten. Dop 103 VQ'yu buradan seçiyorum. Dop 103 WQ'yu buradan seçtim. Proje adına deneme diyelim yine. Sayfa adı. Bunlara bir şey yazmamıza gerek yok. Sayfa numarası gerek yok. Yazıcı denen kısım yine boş kalsın. Bir şey seçmiyoruz. Sistem mesaj dil seçimi. Türkçe de seçebiliriz bunu. İngilizce kalsın. HMI döndürme burası da bu şekilde kalsın. İleri diyoruz. Ekran programlamaya geçtiğimizde burada benim DOP 103 VQ üzerinde bulunan COM1, COM2 ve Ethernet portları var. Bunları ayarlamayı göstereceğim ben. Bitir diyorum. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Yeni dosyamızı oluşturduk, projemizi açtık. İkinci videomuzda devam edeceğiz arkadaşlar.